Türkiye ile Rusya arasında 2015 yılında Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından yaşanan krizi bitiren süreçte önemli rol oynayan Devlet Eski Bakanı ve Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Çağlar, Rusya Federasyonu Devlet Dostluk Nişanı ile ödüllendirildi. Çağlar, Kremlin'de düzenlenen törende Devlet Dostluk Nişanı'nı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldı. Ben 25 sene evvel bu saraya geldik Demirel'le beraber. O gün Yeltsin Cumhurbaşkanı'ydı. Eski günler gözümün önünde canlandı. Devlet Eski Bakanı ve Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Çağlar, Rusya Devlet Dostluk Nişanı alan ilk Türk oldu. Rusya'nın Ulusal Birlik Günü kapsamındaki tören, Kremlin'in ünlü Georgievski salonunda düzenlendi. Tören öncesi Kremlin ve çevresinde alınan önlemler dikkat çekti. Konuklar saat 12'de Spasskaya Kuleleri kapısından Andreevski salonuna alındı. Cavit Çağlar da tören öncesi duygularını Olay Televizyonu canlı yayınında dile getirdi. Güzel bir duygu. Dünyanın en büyük liderinin elinden böyle dostluk nişanı almak güzel bir şey. Yani söyleyecek kelimelerimi sonra söyleyeyim artık. Tören Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in salona girmesiyle başladı. Vladimir Vladimirovich Putin. Putin'in konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Cavit Çağlar, salonu dolduran konukların alkışları arasında devlet nişanını Putin'in elinden aldı. Yaptığı teşekkür konuşmasında sürece katkı sağlamaktan dolayı büyük bir gurur yaşadığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in üstlendikleri asil görevlerinde ben ve arkadaşlarımın kısmen de olsa yer almış olmamızın mutluluğu ve gururunu yaşamaktayım. Bugün çok mutluyum. Çünkü buradan evlatlarıma, torunlarıma nadide bir miras olarak bırakacağım. Çağlar, iki ülke arasında barışın Erdoğan ve Putin'in net duruşları sayesinde sağlandığını kaydetti. Bu iki kişi sadece Türkiye ve Rusya'nın değil, günümüz dünyasının en önemli liderleridir. Onların net duruşları sayesinde hem Rus uçağının saldırı konusundaki düşmanlarımızın meydana getirdiği geçici zorlukları aşmamızı hem de Türkiye ve Rusya arasındaki iyi ilişkileri onarmamızı sağladı. Bu iki lider bütün dünyada barışın korunmasında önderlik rolü oynamaktadırlar. Sürece katkı yapanlara tek tek teşekkür eden Çağlar, Putin ve Erdoğan için de ayrı bir parantez açtı. Böylesine hassas bir süreçte Türkiye ile Rusya ilişkileri düzelmesinde göstermiş oldukları liderlik ve üstün devlet adamlığı tavırları ile bendenize güvenerek tevdi ettikleri fevkalade önemli görevden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ebedi ve kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Rusya Federasyonu Devlet Dostluk Nişanı tarafı takdimine uygun gören Sayın Vladimir Putin'e huzurlarınızda teşekkürlerimi, en içten dileklerim ve saygılarımla arz ediyorum. Dost olalım, dost kalalım. Törenin ardından verilen yemekte Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar, Rusya Devlet Başkanı Putin'le aynı masada oldu. Peki tören sırasında neler yaşandı? Kremlin'de nasıl bir atmosfer vardı? Bu soruların yanıtlarını Moskova'da bulunan Olay Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yılmaz ve Mustafa Özdal'la Olay Medya Spor Müdürü Orhan Güney'den alacağız. Mustafa Özdal, sözü size bırakıyoruz. Ferit Ocak, iyi akşamlar, iyi yayınlar dileriz. Soğuk bir Moskova akşamında içimizi ısıtan haberleri paylaşacağız. Malum bugün Rusya'da Türkiye için önemli bir gün vardı. Nitekim Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar, uçak krizinin ardından iki ülke arasındaki sorunlarının çözümü noktasında rol oynadığı için, arabuluculuk rolü gerçekleştirdiği için Rusya tarafından devlet dostluk nişanıyla ödüllendirildi ve Çağlar bizzat Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinden
aldığı devlet nişanına. Şimdi bugün aslında Rusya'nın da Ulusal Birlik Günü, hemen çok kısa bir şekilde bu günün de önemini aktaralım. 1612'de Moskova'nın Polonyalı işgalciler tarafından kurtarılması anısına kutlanıyor bugün. Ve bugün, tam da bugün milli bir bayramları Rusların bu devlet nişanı verildi. Kısaca konuşmalardan bahsedelim. Önce Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin törende yaptığı konuşmada ne söyledi? Açıklığınız, doğruluk ve adalete bağlılığınız ülkelerinizle Rusya arasındaki tarihsel hafızayı, kültürel iş ilişkilerini ve dostane temasları koruma çabalarınızı takdir ediyoruz dedi devlet nişanı alanlara Vladimir Putin. Ve devlet eski bakanı Cavit Çağlar, o neler söyledi? Hemen ondan da konuşmasından da kısaca bölümler aktaralım. Türk ve Rus halkları arasındaki, Türkiye ve Rusya arasındaki güven ve dostluğun pekişmesi için milli liderimiz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in üstlendikleri asil görevlerinde ben ve arkadaşlarımın kısmen de olsa yer almış olmamızın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum dedi Sayın Çağlar da. Özellikle Türk-Rus ilişkilerinde Kurtuluş Savaşı mücadelesine değindi ve Kurtuluş Savaşı öncesi Rusların desteği ve gerekse de genç cumhuriyetin ekonomik atılımında Rusların öneminden bahsetti. Şimdi yanımızda yine iki değerli konuğumuz var. Beraber takip ediyoruz Rusya'da devlet törenini. Olay Gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yılmaz ve Orhan Güney, Olay Medya Spor Müdürü. Ben Ahmet Emin Yılmaz'dan başlamak istiyorum. Ahmet abi, kısaca özetlemeye çalıştım. Senin izlenimlerin nedir? Gerçekten önemli bir gün. Bugün devlet nişanı verildi Sayın Çağlar'a. Töreni birlikte takip ettik. Hemen izlenimimizi alalım. Şimdi şuradan başlamak gerekiyor. Türkiye'den 2100 kilometre uzaktayız. Soğuk bir diyardayız. Gerçekten de insanın içini titreten bir soğuk var. Ama bu soğuk ortamda bambaşka bir gün yaşıyoruz. Belki uzaktan çok fazla fark edilemiyor olabilir ama burada olağanüstü bir durumla yaşadık. Olağanüstü heyecanlar yaşadık, öyle söylemek gerekiyor. Kremlin Sarayı gibi etkileyici bir yapının içerisinde bulunduk. Orada özel bir törene tanıklık ettik. Bu törenin en büyük özelliği, hani bir kişiye dostluk nişanı verilmesinin çok daha ötesine giden boyutları var. Geçtiğimiz süreci hatırlarsak hep uçak krizi diye vurguladığımız bir olay var. O uçak krizi olayında Türkiye bölgede sıkışıp kalan bir ülke konumuna düşmüştü. Oysa başka emperyal güçlerin bölgemizle ilgili planları vardı. Haritalar yapılıyordu ve Türkiye devre dışıydı. Yaşadığı kriz nedeniyle uçak bile kaldıramaz noktaya gelmişti. İşte Sayın Cavit Çağlar'ın devreye girip ara buluculuğu geliştirmesi ve bunun sonucunda da iki ülkenin liderleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikisinin bir araya gelmeleri ve kararlı bir iradeyle, güçlü bir iradeyle krizi sonlandırmaları. Bu iki ülkenin ilişkilerindeki yakınlık kadar bölgeye barış getiren en önemli, bölgesel barış anlamında ya da küresel emperyalizme karşı bölgesel bir güç ortaya koyma anlamında çok önemliydi. Bugün bunun gururunu yaşadık aslında. Bana göre törenden yansıyan en önemli mesaj, güçlü iki liderin yönettiği iki büyük ülkenin tarihten gelen dostluklarının devamı olarak bölgeye barış getirici bir projeyi ortaya koymalarıydı. Nitekim Sayın Çağlar konuşmasında özel vurgular yaptı. Sayın Erdoğan'ı tanımlarken milli liderimiz dedi. Sayın Putin'i tanımlarken de muazzam insan dedi. İkisinin de karakteristik olarak güçlü iradeye sahip olduklarını ve birbirlerine benzeyen özellikleri olduğunu vurguladı. Çok etkileyiciydi, çok duygusal anların olduğu, ama o salonda bulunmak, o töreni izlemek bir Türk olarak ve bir Bursalı olarak gurur verdi. Göğsümüzü kabarttı. Bugün çok heyecanlandık. Biz salonda heyecanlandık. Sayın Çağlar nasıl yaşadı o anları onu bilemiyorum. Evet, o da gerçekten mutluydu. Gözlerinden anlaşılıyordu. Şimdi tabii biz ilk kez izliyoruz bir
töreni, yani Rusya'daki bu töreni, dostluk devleti töreni. Ama fazla olmuyor bu törenler. Fazla zaten. Olmuyor, onu da belirtelim. Bir de töreni olan gazetecilerin ilgisinden de bahsetmek gerekir. Gerçekten yoğun bir ilgi vardı, kameralar oradaydı, canlı yayın hazırlıkları vardı. Gerek Rus kanalları, gerek Rusya dışında bizim gibi başka ülkelerden gelen meslektaşlarımız da orada adeta kamp kurmuştu, değil mi? Orada tanıklık ettik. Sen yayındaydın o sırada, Cavit Bey'le görüşme yaptın, onun duygularını, düşüncelerini aldın ama senin görüşmenin hemen ardından hem Rus televizyonları hem de Batı kanalları, Batılı televizyonlar krizin nasıl sona erdiğini özellikle onu sorgulayan röportajlar yaptılar. Burada bir anda dünyanın da ilgisini çeken bir konum oldu. Rusya için gerçekten de her zaman yapılmayan törenler. Kremlin'de böyle bir töreni izlemek de bize kısmet oldu. Biz de kendimizi şanslı hissediyoruz o konuda. Evet, ve Sayın Çağlar da bu devlet nişanına, devlet dostluk nişanına elde eden ilk Türk olma unvanını da almış oldu. Bunu da belirtmiş oluyoruz. O çok önemli. Bugüne kadar bir Türk'e ilk kez nişan veriliyor. Devlet dostluk nişanı veriliyor. O da bir Bursalı'ya nasip oldu. Göğsümüzü kabartan bir başka unsurdu tabii. Orhan Güney'e dönelim. Orhan Güney iki günden beri takip ediyoruz. Sadece aslında bu akşamla başlamadı. Dün de bir bağlantı yaptık Olay TV aracılığıyla. Buradaki izlenimlerimizi aktardık. Bugün de devam etti. Töreni beraber takip ettik. Senin notların nelerdir, izlenimlerin nelerdir? Bunları paylaşalım. Bir kere çok şanslıyız Mustafa. Oradaki seçili insanlardan biri olmak hepimiz adına büyük gurur verici. 5 kişiyiz burada. İşte Hikmet arkadaşımız, Olcay, Ahmet abi, sen Bursa'dan gelip Rusya'nın başkentinde Ulusal Birlik Günü'nde böyle bir organizasyonu yerinde izlemek bizim de yarın öbür gün çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en büyük miraslardan birisi. Nasıl Sayın Çağlar, Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar bu devlet dostluk nişanına yarın öbür gün çocuklarına ve torunlarına miras olarak bırakacaksa bizim için de unutulmaz tarihe tanıklık ettiğimiz bir an. Tabii az önce Ahmet abiye sordun. Rus basınının, özellikle Batı basınının müthiş ilgisi vardı Cavit Bey'e. Hatta bir ara yarışa girdiler. Biri bitiriyor, öteki başlamaya çalışıyor. Çok enteresan sorular sordular. Bir kere Cavit Bey'in onlara yaptığı konuşma da çok güzeldi. İki liderin kendilerine olan güvenini ön plana çıkarmaya çalıştı. Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendilerine olan güvenini boşa çıkarmadıkları için mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi. İki ülkenin bu dostluğunun ilelebet sürmesini temenni etti. Putin'e teşekkür etti. Konuşmasında, özellikle ödül törenindeki konuşmasında az önce sordun, benim dikkatimi çeken en vurucu nokta en sondaydı. Dost olalım, dost kalalım. Bu çok önemli bir ifade, çok önemli mesajlar içeren, çok da duygusal bir konuşmaydı. Onun için de ben kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir gündü. Tabii sadece Rus basını ve Batı basını değil, Türk basını da çok yakından takip ediyor. Ahmet abi az önce onları da gösterdi bize. Ulusal basın, bazıları özel haber olarak girdi, bazıları işte bütün sosyal medyada şu an bu haber çalkalanıyor Türkiye'de. Bu da bizim adımıza dediğim gibi gurur verici bir olay. Mutluyuz, gururluyuz. Son olarak Ahmet abi şunu da vurgulamak gerekiyor. Bölgedeki gelişmeler gerçekten dikkati çekici. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG, PYD'ye, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'ye destek verdiği şu günlerde Rusya ile olan yakınlaşmamızın daha çok önemi ortaya çıkıyor, değil mi? Bundan da kısaca bahsedip kapatalım. Kuşkusuz öyle. Az önce de vurguladığım gibi sınırlarımızın üzerinde uçak kaldıramadığımız bir süreçten işte Suriye'de, Irak'ta askeri operasyon yapabildiğimiz bir sürece geldik. O sürecin başlangıcında işte bugün ödülü getiren o barış görüşmeleri var, uzlaşma görüşmeleri var. Sayın Çağlar konuşmasında bunu vurgularken iki lider çok kararlıydılar. Biz de verilen görevi yerine getirdik dedi. Mütevazı bir yaklaşım gösterdi. Ama gerçekten de iki liderin ortaya koydukları irade çok önemli. Yine Orhan'ın sözüne bir cümle daha ben ilave edeyim. Sayın Çağlar bugün konuşmasında bir örnek daha verdi. Türkiye'deki bir deyişi hatırlattı. Her şeyin yenisi, dostun iyisi, eskisi makbuldür. Türkiye, Türkler ve Ruslar tarihten bu yana hep birlikte olmuşlar. Hep ilişkileri olumlu olmuş.
Bundan sonraki süreçte daha yakın ilişkiler Türkiye'nin elini daha da güçlendiren hamleleri de getirebilir. Bölge barışı gerçekten burası çok önemli. Yani bu çok sabun köpüğü bir görüşme değil, sabun köpüğü bir tören değil. İleriye yönelik bölgenin yapılanmasını ve bölge barışını şekillendirecek adımların belki de başlangıcıydı. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet, Ferit Şen Ocak, şimdilik Moskova'dan aktaracaklarımız bu kadar. Dün akşam belirtmiştik Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar onuruna. Dün akşam Azerbaycan eski birinci başbakan yardımcısı Abbas Abbasov Çağlar'ın onuruna bir yemek vermişti. Bu akşam ise Dağıstan eski Cumhurbaşkanı Ramazan Muttalipov'un bir yemeği olacak. Onun onuruna verdiği bir yemek olacak. Biz de bu yemeği takip edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bunlar. Peki, Olay Gazetesi yazarları Ahmet Emin Yılmaz, Mustafa Özdal ve Olay Spor Müdürü Orhan Güney. Moskova'da bugün Cavit Çağlar'a Putin tarafından takdim edilen devlet dostluk nişanının gerçekleştiği törene ilişkin notları bizlerle paylaştı.